Okey. Şimdi Rusya'ya geldiğinde aynı zamanda Rusya'nın eski tabi beraber olduğu milletlere de şey yaptı. Gelmişti. Evet. Onlardan bir tanesi Kazakistan, bir tanesi Kırgızistan gibi. Sonra Türkiye'den sonra bu küçük devletleri, hani Rusya'ya göre, eski SSCB'ye göre biraz daha küçük olanları kendi ülkelerinde yerlerini açtı. Burasını da açtı. Kazakistan, sonra Kırgızistan'ı da açtı. Ondan sonra ve tüm dünyada şu anda yayılma politikası var. Gidiyor. Şimdi bilmiyorum, hiç Kore'yi ne kadar biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Şimdi gençlerde şu anda bir Kore ile alakalı ciddi bir şey var, ilgi var. Çünkü Kore'nin müzik tarafı çok meşhur şu anda. Bir de Kore'nin kozmetikleri şu anda çok meşhur. Ciddi manada yükselen bir trend. Hatta Kore ile alakalı İngilizce'de K-Beauty denilen bir özel tanımlama oluştu. Yani bu işte, bilmiyorum İngilizcenizle aranız nasıl. Korean Beauty demek. Ciddi manada yükselen bir şey. Yaklaşık olarak 50 senedir Kore hızla yükselen bir devlet. Çok çalışkan bir millet. Ondan sonra Güney Kore aynı gençliği, şekilde. tabii, Güney Kore, Kuzey Kore artık bu tamamen kapalı özel bir yer. Bir de hem güney hem de kuzey arasındaki bu savaş konusundan dolayı orada devletin, Güney Kore'nin özel bazı planları ve gelişmeleri var. Özellikle bu atomla ilgili olan çalışmalarda hem, yani biliyorsunuz, kuzeyin elinde şeyler var. Ondan sonra güney de bunları yapmaya çalıştığı için ciddi manada oralarda araştırma, geliştirme çok şey, devlet tarafından desteklenen bir şey. Neyse, gelelim Kore tarafındaki şirkete. Bu şirketin ismi Atomi. Neden biz Atomi'den size anlatmak istiyoruz? Çünkü çok güzel bir işi de var. Bu işi isterseniz bir iş olarak kabul edebilirsiniz, istemezseniz kabul etmezsiniz. Ancak ürünlerini kullanmanızı çok ciddi tavsiye ediyoruz. Bunlardan bir tanesi size şu anda hediye ettikleri çok güzel bir ürün. Bilmiyorum, daha önce hiç kullanmadım deyince. Evet. Çok güzel bir set. Ben de çok seviyorum bunu. Seyahatlerde çok rahat olarak yanınızda taşıyabileceğiniz bir set. İşte bir diş fırçası var. Bir diş macunu var. Şimdi bir diş fırçası, diş macunundan iş mi olur diyeceksiniz. Öyle. Neden olmaz? Heh, ama bu diş fırçası geçen sene 34 milyon adet satıldı. Yani Gerçekten. evet. Ciddi manada şey, yani yüksek. Bunun bir kısım özellikleri var. Mesela bunun üzerindeki kıllar çok ince. Diş taşıyla ilgili probleminiz varsa bu size bir çözüm olur. Bilmiyoruz ama ben de bu diş fırçasının özelliklerini incelerken şöyle bir şey öğrendim. Normal klasik diş fırçaları, bu şeyler kesildiğinde, kıllar kesildiğinde aslında tırtırlı bir şekilde oluyor ucu. Biz bunu fark etmiyoruz. Kullanıyoruz. Biraz da mesela dişi beyazlatayım falan derseniz daha çok bastırıyorsunuz. O zaman diş eti kanamaları oluşuyor. Aslında diş eti kanamalarının çoğu diş fırçalarından oluşuyor. Bunu bilmiyoruz. Tamam. Bu ona göre yapılmış özel bir diş fırçası. Uçları yuvarlatılmış. İnce kesilmiş, ince kıllardan oluşuyor. Bir de üzerine bakteri oluşmaması için de altın tozu koymuşlar. Bu da özel bir araştırmanın neticesi. Aynı zamanda şu sapı, biberonlar var biliyorsunuz bebekler. Bebekler hassas varlıklar. Bu da o materyalden oluşturulmuş. Hakikaten çok güzel bir diş fırçası. Bu fırçayı normalde bizim Türkiye'de eczanelerde satıyorlar. Çok hassas olup ona göre satıyorlar ve fiyatları 50 TL'den başlıyor, 150 TL'ye kadar giden diş fırçaları var. Bunun fiyatlarını daha sonra kontrol edersiniz, çok uygun. Mesela biz bunu Türkiye'de 11 TL'ye alabiliyoruz. Şu propolisli diş macunu. Bu propolis, bilmiyorum hiç duydunuz mu daha önce? Burada arının resmi var, görüyorsunuz. Biliyorsunuz bal hiçbir zaman için üzerinde bakteri barındırmaz. Tertemiz bir üründür. Ne kadar kalırsa kalsın. Bu da
bizim ağzımızda bulunan bütün bakterileri öldürmek için özel bir ürün. Bir de içerisine yeşil çay katılmış. O da mideden gelen kokuları, şunları bunları engellemek için. Bu ikisini birlikte kullandığınız zaman diş doktoruna daha az ihtiyaç duyacaksınız. Bu da çok özel bir diş arası fırçası. Kürdan yerine bu. Buyurun. Bakacaksınız. Kürdan yerine bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi neden bu firmayla tanışmanızı istiyoruz? Hakikaten ürünleri çok güzel. Ve bu firma bize bir iş olanağı da sunuyor. Bu iş olanağını dediğim gibi ister ilgilenirsiniz, ister ilgilenmezsiniz ama bizim ricamız lütfen bunları kullanın. Kullandıktan sonra şu anda kullandıklarınızı bırakın, bunu kullanın birkaç gün, tamam mı? Ondan sonra lütfen arayın. Deyin ki bu diş fırçası, diş macunu hakikaten güzelmiş. Öyle olacağını düşünüyorum. %99 arkadaşlarımızın hepsi çok beğeniyorlar. Mesela bundan başka ben diş fırçası ve diş macunu kullanmayacağım diyen insan çok. O kadar güzel bir ürün. Evet, lütfen. Şimdi buradan bir iş de oluşabiliyor. Ama öncelikle tabii firmayı tanıyalım diye bir bakarsak, burada size ben birazcık firmadan bahsedeceğim. Bunun gibi Evet. başka neler var? Burada gördüğünüz birçok ürün, daha doğrusu bütün ürünler bu firmaya ait. Şimdi pandemi oldu. Biz artık işte C vitaminini her gün almamız gerektiğine inanmaya başladık. Ondan sonra bu Türkiye için söylüyorum ama dünyanın birçok memleketinde biliniyor bunlar, tamam mı? Yani ek gıda takviyesi almak. Çünkü yediğin domates yeterince besin taşımıyor. Yediğin işte karpuzundan tut, yani aklınıza ne meyve geliyorsa. Çünkü bunlar ciddi araştırmalarla tespit edilmiş. Bundan 20 sene önce yediğimiz bir tane domates bize gereken likopen denilen bir şey var mesela. Onu verirken şimdi en az 1 kilo yemeniz lazım ki onu alabilirsiniz. Dolayısıyla bizim ek takviyelere ihtiyacımız var. Bu bir sektör. Ben 2000'lerde Amerika'ya gittiğimde bir şeye girdim, süpermarkete. Böyle raflar dolusu takviye besinler var. Bunlar deli mi diyordum ben mesela o zamanlar için. Ben de bilmiyordum. Tamam mı? Sonradan bunlar biraz araştırınca baktık ki hakikaten bu ihtiyacımızmış. Ve pandemiyle insanlar çok daha fazla ne yaptılar? Bunu anlayabilir oldular. Bunun gibi birçok ürün çeşidi var. Kozmetikleri var. El kremleri var. İşte C vitamini, probiyotik gibi, işte omega 3 gibi mesela günlük olarak bize ihtiyaç olan şeyler var. Hepsi. Bunlar premium kalitede ürünler. Bu firmayı baktığınız zaman zaten göreceğimiz şeyler. Hoş geldiniz diyoruz. Bu birlikte çalıştığınız bir arkadaş. Kendisi Koreli. Bugün finansal olarak kendisini çok ciddi bir noktaya getirmiş olan birçok arkadaştan bir tanesi. İsmi Lidoku. Onun bir sözü var. Ben bunu çok seviyorum. Onun için de buraya koydum. Hayallerini kimsenin çalmasına izin verme diyor. Neden bunu söylüyor? Aslında hayal kurmak çok zor şu anda. Neden? Çünkü hani dünya artık hayal kurulabilecek bir noktada değil. Yani hepimizin yaşantısı çok farklı. Günlük koşuşturmalardan hayal kuramıyoruz. Ancak finansal olarak iyi bir noktada olursak o zaman o hayalleri kurabiliyoruz. Ya işte hani finansla ilgili bir probleminiz yok. Bugün ben Las Vegas'a gideyim diye düşünürsünüz yani. Değil mi? Ne bileyim yani dünyanın en iyi işte yerlerinden bir tanesi kuzey ışıklarını görmek mesela, tamam mı? Ya ben bunu bileyim. Evet. İşte hayalini kimseye çaldırma derken aslında şunu da söylemek istiyor. Sen bir hayalin yok aslında ama bu firmayla çalışırsan bu hayallere sahip olabilirsin. Bu firmayla çalışmana devam et ki çalış ki bu hayallerin kimsenin çalmasına izin verme. Ben buna inanıyorum. Çünkü ciddi manada araştırdım ve gördüm. Hakikaten çok büyük bir şirket. 12 senelik bir şirket. Bunu birazcık tanıyacağız. Bu bizim kurucu başkan. Hangil Park ismi. Koreli. 1992 senesinde Avustralya'ya bir seyahate gidiyor. Avustralya'ya seyahate giderken o çalışma şeyi otomotiv yedek parçaları satıyor. Kore'den. Avustralya'da Opel'in bir markası vardır. Holden belki bilirsiniz. Arabalarla ilişkiniz varsa. Çok ilginç. Aynı Opel. Holden.
Opel orada Holden olarak satılır. GM General Motors'un, Amerika'nın. Ondan sonra oraya yedek parça satacak. Satarken bir arkadaşı var orada yaşayan. Diyor ki bak böyle böyle bir sektör var. MLM isminde. Bu multi-level marketing, yani çok katlı pazarlama denilen bir sektör. Bu sektörden bahsediyor kendisine. Çok ilgisini çekiyor, çok beğeniyor. Nasıl bir şey? Siz kullandığınız bir ürünü, çok beğendiğiniz bir ürünü çevrenizdeki insanlara tavsiye ediyorsunuz ve oradan para kazanıyorsunuz. Tavsiye usulü, para kazanma usulü. Dolayısıyla kimseyi zorlamak yok, kimseyi sıkıntıya sokmak yok. Ben bu ürünü çok beğendim, almak ister misin deyip, denemek ister misin deyip tavsiye ediyorsun. Çok beğeniyor, diyor ki ben bu sektörü çok beğendim. Kore'ye döndüğümde mutlaka böyle bir firmayla çalışmam lazım. Kritik bir karar veriyor. Kendi sektörünü bırakıyor. Kore'ye döndüğünde böyle bir firmayla çalışmaya başlıyor. 92 senesinde. 3 senede orada en iyi noktaya ulaşıyor. En iyi noktaya ulaşmak demek, finansal olarak da iyi bir noktaya gitmek demek. Çok para kazanır duruma gelmek demek. Böylece 95'te 3 sene zarfında sektörü çok iyi tanıyor. Tabii her sektörde her şey iyi demek değil. Bir kısım problemli olan yerler de var, noktalar da var. Bunları keşfediyor, buluyor. Ondan sonra bu sektörde devam ederken bir kısım ödüller oluyor. Bir kısım kulüplerde başkanlıklar yapıyor. 99 senesine gelince o çalışmış olduğu şirket Kore'de kapıları kapatıyor, batıyor. Batınca ne yapmam lazım falan diye düşününce 99 yılı içerisinde ileride işler online'a doğru gidiyor. Dolayısıyla online'da bir iş yapmam lazım deyip online bir ticaret girişiminde bulunuyor. Onun da ismi iamkorea.com. Ben Kore'yim. Yani birçok Koreli ürünü orada satmak için bir şirket kuruyor. Bir sene içerisinde 10 bin kadar ürünü o sitede içine yerleştiriyor ve satışa başlıyor 2000 yılında. 3 sene sonra bu şirkette batıyor. Neden? Çünkü diyor ki biz 2000 yılında kurduğumuzda insanlar cep telefonundan internete ulaşmaları zor o zamanlar. Ondan sonra evlerinden internete ulaşmaları, bizim siteye ulaşmaları zor. İnsanlar bir türlü online'dan nasıl alıp da ürünü sepete koyacağız bilmiyorlar. Bunu anlatamıyorduk insanlara diyor. Anlatamıyor 3 sene dayanıyor, batıyor ondan sonra. Tabii bir insan, bir şirket battığı zaman ne oluyor? Bir sürü finansal yük, bir sürü borçlar. Bu aynı zamanda evde de bir problem oluşturuyor ailesiyle beraber. Aynı zamanda bir de hasta oluyor. Ne yazık ki. Ciddi bir hastalığa yakalanıyor. Kanser türlerinden bir tanesine yakalanıyor. Evet, strestendir yani. Bu kadar şey üst üste geliyor. Oturduğu evi değiştirmesi gerekiyor. Arabalarını satması gerekiyor. Filan filan böyle şeyler. Yani bilirsiniz iş çevresi. Ondan sonra ne yapacağım filan derken yine bir arkadaşı bir ürün getiriyor ona. Diyor ki bak bu Kore Devleti'nin özel olarak 8 senelik destek verdiği bir araştırma. Bu araştırmadan ortaya çıkan bir ürün var. Bu senin iyileştirebilecek bir ürün. Bunu lütfen dener misin? Diyor. Deniyor. 3-4 ay sonrasında çok ciddi faydasını görüyor. Doktorlara gidip tekrar kontrol olduğunda da iyileşme durumuna doğru gittiği söyleniyor ve ürünü devam ediyor. Şimdi o ara bu ürünle tanışması kafasında bir ışık yanıyor. Diyor ki bu ürün çok güzel. Henüz yeni çıkmış piyasaya. Satışla alakalı doğru düzgün bir iş yapmamış şirket. Çünkü devlet destekli bir proje. Ondan sonra ben diyor bu ürünün satışıyla alakalı bir iş yapabilirim. Deyip efendim yok. İlaç değil, besin takviyesi. Ama ilaç gibi bir şey oluyor. Yani bir ne bileyim fayda sağlıyor. Böyle olunca gidiyor şirketle anlaşıyor bir ürün. Onun yanına da 32 tane de farklı ürünü ekleyip şirketini kuruyor. Onun da ismi Atomi. 2009'da kuruyor, Haziran ayında. İşlemeye başlıyor. 4-5 ay sonrasında tabii o ara hani ilk kurulan şirkette ne olur? İşler zor olur, şöyle olur, böyle olur filan derken 4 ay veya 5 ay sonrasında şirketin çok güzel büyümeye doğru gittiği, iyi satışlar yaptığı ortaya çıkıyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde büyüme devam ediyor. Bu arada tabii sektörde tanınmaya başlıyor. Hem Atomi hem de Başkan Hangil Park. 2013'te Kore'de önemli bir kuruluş var, bir organizasyon. Yiyecek Beslenme Toplumu Organizasyonu. Burada başkan yardımcısı oluyor. Kendisini onu tevdi ediyorlar. Ondan sonra 15-18 arası Kore Doğrudan Satış Derneği var. MLM sektöründe tüm ülkelerde
bir dernek vardır. O Doğrudan Satış Derneği isminde. Her ülkede vardır bu. Kore'dekine de başkan yardımcısı oluyor o 3 sene içerisinde. Sonra bu derneklerin bir üst kuruluşu var tüm dünyada. O sektörde çalışan bütün şirketlerin üye olduğu. Ama Atom'un üye olmamış çünkü yeni bir şirket. Ondan sonra oradaki bütün CEO'lar yani şirket yöneticileri Atomi'yi ve başkanı bir konferans vermesi için çağırıyorlar. Çünkü siz nasıl böyle bir şirket oldunuz, nasıl büyümeye doğru gidiyorsunuz, nasıl böyle ciddi ataklar yapıyorsunuz diye bize bir anlatır mısınız diye. Avustralya'da bir toplantıya çağırıyorlar. Orada dinliyorlar. Dinledikten sonra Başkan Hangil Park'ın görüşlerinin, ileriki görüşlerinin çok iyi olduğunu fark ediyorlar ve siz bizim doğal üyemiz olmalısınız deyip onu da üye yapıyorlar. Böylece Atomi başlıyor. İki tane CEO'su var. Bunlardan bir tanesi Mr. Kim. Bu yurt dışındaki ofislerle alakalı bu kişi. Mr. Choi da global business'le yani global iş geliştirmeyle alakalı olan kişiler. Bu üç insan bu şirketi yönetiyor. Şimdi Atomi kendisini bir hub olarak adlandırılıyor. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu hub? Hub şu demek, orta nokta merkez demek. Mesela Hollanda'daki Heathrow havaalanı bir hub'dır. Sonra İngiltere'de, sonra İstanbul'da mesela bir hub'dır. Yani birçok insan oraya gelir, ondan sonra oradan tekrar başka bir uçuşa devam eder. Bu orta nokta. Atomi hiçbir şekilde ürün kendisi üretmiyor. Ürünlerin üretilmesiyle alakalı, dağıtımıyla alakalı bütün stratejileri kendisi koyuyor, ona göre ürettiriyor, ondan sonra da tüm dünyada satışını sunuyor. Yani online ürün dağıtım platformu Atomi. Bu bir platform. Yani platform işi. Platform işi deyince aklınıza şu gelmesi lazım. Amazon, Alibaba gibi. Böyle büyük bir iş. Hatta onlara rakip olmak üzere özel bir projesi de var. Tüm dünyada geliştireceği özel bir Azamol diye bir projesi var. Şu anda tüm dünyada 23 bölgede, 54 ülkede, Kazakistan, Kırgızistan'da açılmıştı. Şimdi Almanya açılıyor. Özbekistan, Brezilya, Peru 2022'de. Sonraki 5 sene içerisinde de 30 ülkede daha Atomi olacak. Atomi üyeleri veya ürünleri kullanılabilir durumda olacak. İngiltere'yi bizden sonra açtılar. Türkiye'den sonra. Ve tüm Avrupa'ya bakıyor. Avrupa'da da her ülkede de kendisi yatırım yapacak. Şimdi buradaki anlatmam gereken noktalardan bir tanesi de Atomi her ülkede kendi şirketini kuruyor. Minimum 1 milyon dolar sermaye ile. Her ülkede kendisi var. Bu benim mesela bir şirketle çalışmak istediğimde bakmam gereken şeylerden bir tanesidir. İlk defa ona baktım. Kim kurmuş bunu? Herhangi bir distribütör vasıtasıyla mı gelmiş Türkiye'ye? Hayır. Kendisi gelmiş. 2 sene önce şirketini kurmuş. Ondan sonra bütün yapılanmasını yapmaya çalışmış. Bir tane genel müdürü var. Personelleri var. Bütün yapılanmayı ve izinlerini kendisi alıyor. Kendisi yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir şirket olduğunu da buradan görüyorsun. İmalat yok. İmalat yok. Şu an için yok. Şimdi biraz sonra bahsedeceğiz nasıl şey oluyor. Doğrudan satış ve klasik dağıtım yapısı. Atomi doğrudan satış şeklinde çalışıyor. MLM. Klasik dağıtım yapısında üreticiler herhangi bir yere giderken toptancı, perakendeci ve oradan tüketiciye ulaşıyorlar. Bu toptancılar ve perakendeciler çok farklı olur. Bir ülke toptancısı olur, bir bölge toptancısı, bir şehir toptancısı gibi. Perakendeciler de farklı farklı olur. Şimdi doğrudan satışta üreticiler bir ülkeye kendisi gidiyor, kendi yapısını kuruyor. Ondan sonra direkt tüketiciye ulaşıyor. Bu şekilde bir sektör. Böyle olunca da toptancıya ve perakendecinin kazançlarını bu sektör tüketiciye verebiliyor. Atomi Kolmar denilen Kore'nin çok ünlü bir şirketiyle çalışıyor. Belki şu ana kadar sektör olmadığı için duymamış olabilirsiniz ama araştırdığınızda göreceksiniz. Kolmar'ın da yine başka bir ortakla beraber ortaya çıkarttığı Kolmar BNH isminde bir şirket var. B ve H'nin manası Beauty and Health yani sağlık ve güzellik. Hı hı. Sağlık ve güzellik için odaklanmak istemişler. Onun için de Atom Enerjisi Enstitüsü devlet destekli olan şirket araştırma geliştirme yapıyor. Kolmar'da kendi araştırma geliştirmeleri var. İkisi birlikte böyle bir şirketi kuruyorlar. Bu şirketin tüm ürünlerini Atomi tüm dünyada dağıtmak üzere özel bir anlaşması var. Böylece çok güçlü bir yapı ortaya çıkmış. Üreticiler farklı. Atomi bütün kontrolü, dağıtımı, bütün stratejileri ortaya koyan bir şirket.
Böylece aslında ıvır zıvır işlerle uğraşmıyor diyeyim. Tamam mı? Esas stratejiyi belirleyen şirket. Çok güçlü bir ortaklık yapısı oluşmuş ortaya. KRI araştırma geliştirme yaptığı için bütün teknolojileri ve teknolojiyle ilgili olan her türlü şeyi ortaya koyuyor, buraya getiriyor. Uzman tedarikçiler seçiyorlar. Bunu da şartlarına göre. Oralardan ürün temin ediyorlar. Yine uzman tedarikçilerde birçok yeni teknolojiler de olabiliyor. Bir de finans tarafında da ortak şirketlerle çalışıyorlar. Ve böylece de yine oradan da farklı teknolojiler gelerek özel ürünler üretip güçlü bir ortaklık kuran şirket. Demiştik stratejileri Atomi koyuyor. Bunlardan bir tanesi globalden kaynak temin edip globalden satış yapmak. Bu şu demek. Herhangi bir ülkeye gittiğinde o ülkede çok özel ürünler varsa onları kendi stratejisiyle geliştirip değerlendiriyor. Oradan satın alıyor ve tüm dünyada satıyor. Böylece ülkeye de faydası var. Bizden şu anda mesela nar alıyor Antalya tarafından. Narla ilgili çok özel bir ürün üretiyor. Bütün dünyada da satıyor. Bunun gibi her ülkeye de faydası var. Mesela bunlara örnek vermek gerekirse deniz yosununu Tayvan'dan alıyor. Avokado yağını Meksika'dan alıyor. Bunlar özel ürünler. Belki bizim hayatımızda çok fazla yok bu ürünler. Ama dünyada çok popüler ürünler. organik yulaf, vitamin B kompleks, probiyotik, kalsiyum, kuru meyveleri de Amerika'dan temin edip tüm dünyada satışını gerçekleştiriyor. Bir iş tarafı var demiştik. Bu iş tarafında da adaletli bir kazanç planı uyguluyor. Bu kazanç planı kolay erişimli bir iş olmasından geliyor. Neden? Çünkü bu ürünleri satın almak için bir e-ticaret şirketi, yani bildiğimiz işte bizim Türkiye'den Trendyol, hepsi burada gibi. Oradan da bir ürün alman için isim, soy isim, e-mail adresi, cep telefonu, adresin giriyorsun, üye oluyorsun. Burada aynı şekilde üye oluyorsun, indirimli ürün alıyorsun. Bu kadar. Bunun için herhangi bir giriş ücreti yok. Herhangi bir koruma ile alakalı, bu üyeliği koruma ile alakalı bir ücret yok. Bir de buradan gelir elde ettiğinde bir tavan oluşturmuş. Bu tavanın da ne olacağını biraz sonra konuşacağız. Başka bir stratejisi mutlak kalite, mutlak fiyat olarak Türkçe'ye çevriliyor. Ürünler kaliteli olarak üretiliyor. Aynı kalitedeki ürünlere göre fiyatları uygun. Dolayısıyla biz kaliteli ürünler almak istiyorsak, karşılaştırıyoruz. Bütçemize de uyuyorsa bu firmadan alışveriş yapıyoruz. Buna örnek vermek gerekirse Kore'de 7 yıl içerisinde her yıl birinci olan Hemohim diye bir ürün var. Bu Başkan Angil Park'ın iyileşmesini de sağlayan bir ürün. Evet. Ondan sonra bir çok popüler bir ürün. Bu devletin geliştirmiş olduğu bir ürün. Besin takviyesi olarak geçmesine rağmen hakikaten koruyucu özellikleri var. Bunu detaylı olarak daha sonra görürüz. Bu da kozmetikte geliştirmiş olduğu bir ürün. Dünyada bu ürün gibi 3 tane çok büyük ödülü almış bir şey yok, set yok. Bu da Kore'de geçen sene birinci oldu. Bir önceki sene 3. sıradaydı, bu sene birinci oldu. Absolute Skin Care ürünü. Bunu da bayanlar kullanıcı çok çok beğeniyorlar. Biz erkekler de kullanabiliriz ama ne kadar ihtiyacımız var orası ayrı mevzu. Şimdi büyüme endeksine baktığımızda globalde 16 milyon üyesi var. Bunun 3,5 milyonu kareli. Dolayısıyla çok büyük bir interland'a sahip. Dünya çapında. Toplamda gelirleri 2020 baz alındığında 1.73 milyar dolar bir senelik satışı. Bu 1.9 trilyon Kore Won'la denk geliyor. Burada gördüğünüz gibi kurulduğundan beri büyüyen bir şirket. Pandemi de dinlememiş, şu da dinlememiş, bu da dinlememiş. Dünyadaki olaylar hiç etkilememiş ve bu sene de büyüdü. Bu sene de yaklaşık 1.85 milyar dolara vardı. O da 2.2 trilyon Kore Won'u yapıyor. Dolayısıyla böyle büyük bir şirket. Bu tür çalışan şirketleri çok prestijli bir dergi var. Direct Selling News isminde. Bu her sene ilk global 100 listesini yayınlar satışlara göre. Satışlara göre baktığınızda 2019'da 20. sıradan 2020'de 11. sıraya yükseldi. Bu sene çıktığında büyük ihtimalle Mart'tan sonra çıkıyor. Ondan sonra çıktığında da biz zannediyoruz ki onun ilk 10 içerisinde yer alacak bir şirket. Tabi böyle meşhur olmaya başlayınca da birçok dergide artık röportajlar çıkmaya başlıyor. Dünya tanımaya başlıyor şirketi. Aynı zamanda birçok TV röportajları da
olmuş durumda. Böyle büyük bir şirkette çalışıyoruz ve tanıtmak istiyoruz aslında size. Atomi'nin bir müşteri başarı sistemi var. Şimdi ben ilk defa duyduğumda müşterinin başarılı olması ne demek diye düşündüm. Yani bu acayip bir şey. Ne yani ne ilgisi var ondan sonra. Şimdi hepimiz Atomi'ye sizin burada tanıdığınız gibi bir ürün vasıtasıyla tanıyorsunuz. Yani o ürünü satın alıyorsunuz. Müşteri oluyorsunuz. Sonra o ürünü kullanıp da arkadaşlarınız size şunu bahsedebiliyorlar. Diyorlar ki bak bu ürünler çok güzel. Birilerine tavsiye ederek bu işten gelir de elde edebilirsiniz. İlgilenmek ister misin? Dolayısıyla burada bir sistem olduğunu anlıyorsunuz. O size gelir getirecek. Onun bir başarı sistemi o zaman mantıklı olmaya başlıyor. Anladığım kadarıyla bu sadece internet üzerinde satış yapılıyor. Aynen. Herhangi bir mağazaya Herhangi bir mağazası yok. Herhangi bir mağaza yok. Mağaza herhangi bir ile ilgili bir mağazaya ulaşım yapılanması yok, oradan yok. satış yapılıyor Aynen. yok. Sadece Aynen. internet üzerinden İnternet pazarlama üzerinden yapılıyor. siz üyelik geliştirdiğinizde oradan giriyorsunuz. Adresinize kadar geliyor ürünler. İhtiyacınız olan ürünleri alıyorsunuz. Şimdi müşteri başarı sistemini az çok anladık. Müşteri başarı sistemi tabii pandemiyle birlikte ne oldu? Her şey karıştı. Mutlaka online'a taşınması gerekti. Şirket çok büyük yatırımlarla, büyük stüdyolar kurarak bütün eğitimlerini online'a taşıdı. Dolayısıyla iş eğitimleri ve motivasyon toplantılarını online düzenliyor. Zaman ve mekandan kısıtlamaları ortadan kaldırıyor. Her an, her zaman ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Büyük yatırımlar. Zoom toplantıları oluyor. 10 bin, 15 bin kişilik Zoom toplantıları yapılıyor. Onlar bile yetmeyince YouTube'dan, kanallardan o toplantıları online olarak seyredebiliyorsunuz. Başarı akademileri var. Bu işle alakalı dünyada başarı toplantıları var. Demiştik ki 23 bölgede bu kadar ülke var. Buraya hepsini yazamadık ama 32 tane Avrupa ülkesi var. Her ülkede de her ay mutlaka online 2 tane toplantı yapılıyor. Bunlardan bir tanesi bir günlük seminer, One Day seminer. Diğeri de dünya seminerleri. Böylece işle alakalı her türlü bilgiyi online'dan elde edebiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim özellikleri var. Bunu ben duyunca hakikaten bu firmaya biraz daha sevmeye başladım. Ne zamandan beri siz Haziran. Yani geçen sene işte daha bir sene olmadı bile. Ruha değer ver diyor firma. Yani insanları biz kullanılacak bir araç olarak görmüyoruz. O insanlar mutlaka değerli varlıklardır. Onun için onlara biz bir değer veriyoruz. Dolayısıyla ruha değer ver. Vizyon oluştur. Herkes için ileride yapacaklarıyla alakalı işte bir vizyonun olması. Bunu biz istiyoruz. Özellikle de oluşturmak için de ona yardımcı oluyoruz. İnançlı ol. İnanç herkes için değerli bir şey. Dünyanın neresinde olursanız olun. İnanç insanı ayakta tutan bir şey. İnançlı ol. Bir de bu firma sana birçok şey kazandıracak. Yolunu, yortamını kaybetme. Kulak şey olmasın yani koltuk altların kabarmasın. Alçak gönüllü ol. İnsanlara da yardımcı ol. Ben bakıp da incelediğimde bu işten finansal olarak kendilerini çok iyi yerlere taşımış insanların hepsinin gönüllerinin açık, hakikaten alçak gönüllü olduklarını görüyorum. Çünkü birçok yardım kuruluşuna her ay 5 bin dolar, 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi ciddi yardımlar yapıyorlar. Atomi prensip odaklı bir kültürü var. Sağlıklı bir doğrudan satış için öncülük eden bir şirket. Bunu bilmiyorum duydunuz mu hiç daha önce kasvetli gelecek. Hakikaten yani şu anda ortalık çok karışık. İyi değil. Dünya iyi yerlere gitmiyor gibi gözüküyor. Ama bu böyle gitmeyecek. Tabii ileride değişecek. Fakat buna rağmen insanlar kasvetli bir gelecek düşündükleri için ellerini başlarının arasına alıp düşünüyorlar. Ona karşı bir önlem olarak kurdum diyor Atomi Başkan. Hakikaten bu doğru. Çünkü insanlar finansal bir iyi durumda olurlarsa, finansal olarak kuşkuları olmazsa gelecek onlar için kasvetli olmayacaktır. Satın alma güçleri var. Birçok şeyi de halledebilecek durumdalar. Biz bir Atomi'de diyoruz ki yolumuz belli. Adımını at ve işini kur. Bu işini olan için de geçerli, işi olmayan için de geçerli. Şu anda yaptığınız işlerden çok iyi ücretler kazanıyor olabilirsiniz. Ama bir pandemi geliyor, bir anda ne oluyor? İşler değişebiliyor. Yani ticarette her şey değişebiliyor. Onun için bu bir B planı olarak uygulanabilecek bir iş. Tabii bu bir iş olunca bir de kazancı var bu işin. Bu kazanç nasıl olur? Biraz da ona bakalım. Vakit var değil mi? Sıkıldınız mı?
Tamam. Dedi ki Atomi globalde online ürün dağıtım platformu. Nereden? İnternetten. Cep telefonun varsa, tabletin varsa, bilgisayarın varsa ulaşabiliyorsun ona. Hiçbir problemin yok. Günlük ihtiyaçların dağıtımını yapıyor Atomi. Bir e-ticaret şirketi böyle olunca. Bir kazanç sistemi vardı. O kazanç sistemini nasıl tarif etmek lazım? Tavsiye ile, ki bu tavsiyeyi sadece kendi çevremizde değil, kendi ülkemizde değil, globalde de yapabiliyoruz birçok ülkede. O ülkelerdeki bulunan insanlarla bağ kuruyoruz. Onlarla bir ağ oluşturuyoruz. Bu ağın oluşması da buradaki kazancın temin edilmesiyle alakalı. Neler var önerdiği ürünler içerisinde? Günlük ihtiyaçlar var. Sağlığımız, güzelliğimiz, kişisel bakım, yaşam ve yiyecekle alakalı birçok ürün var bu şeyde, sitenin içerisinde. Ürünleri mutlak kalite, mutlak fiyata göre üretiyor. Güçlü bir ortaklık yapısı vardı. Bunları bahsettiğimiz için hızlı geçiyorum. Bu kadar ülkede var, 54 ülke. Ve 5 sene içerisinde 30 ülkede daha olacak. Dürüst bir kazanç planı var demiştik. Buna bahsetmek gerekirse kayıt ücreti yok. Aylık veya yıllık herhangi bir ücret yok. Web siteyi kullanmayla alakalı herhangi bir ücret istemiyor bizden. Otomatik olarak aylık alım diye bir şey yok. Yatırım ücreti yok. Bu sektörde veya bu firmayla çalışabilmek açısından. Burada kazanç sistemini hesap ederken bir yöntem uyguluyor. Bu yöntem binary, yani ikili bir sistem. Bu biziz. Tanıdık. Hoşumuza gitti. İki kişiye önerebiliyoruz. Aslında çok kişi öneriyorsunuz da. İki kişilik sağımıza ve solumuza o arkadaşlarımız tamam ben de bu ürünleri alacağım, indirimli alacağım derse o zaman ne yapıyoruz? Biz onu kaydediyoruz şeye, sisteme. Bir sağımıza bir solumuza yerleştiriyoruz. Sonrasında başkalarına tavsiye ettiğimizde onları da artık bu şekilde ne yapabiliyoruz? Devam ettirebiliyoruz. Burası ve burası sınırsız olarak uzayabiliyor, genişleyebiliyor. Aynı zamanda dedik ya globalde yapabiliyoruz. Ben buradayım. Ancak bu ülkelerde tanıdıklarım da var. Oralarda ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Onları da bu sisteme kaydediyorum. Onlar da indirimli ürün satın alabiliyorlar. Siteye girip baktığımızda bunu bir ara yaparız. Bir cep telefonu uygulaması var. Oradan da siteye girebiliyoruz. Bu uygulamada gördüğümüz bazı değerler var. Bunlardan bir tanesi müşteri fiyatı, bir diğeri üye fiyatı, bir de PV denilen bir değer var. Bu puan olarak adlandırılıyor. Bu puanın olmasındaki sebep şu. Birçok ülkede farklı para birimi var. O para birimlerinden bizim gelirimizi hesap etmesi gerekiyor. Dolayısıyla her bir ürünün bir puanı var. O puanlar ortak her yerde, her ülkede. Oradan da bizim gelirimizi hesap edecek bir sistemi çalıştırıyor. Bu şekilde. Puanlardan da iki değişik puan var. Bir tanesi kişisel kendi puanımız. Bir de tavsiye ettiğimiz arkadaşlarımızdan oluşan grup puanları. Sağ ve sol grup olmak üzere. Şimdi insanlar alışveriş yapıyorlar. Sepetlerini oluşturuyorlar. Kullanacakları ürünü satın aldılar. Ne oluyor? Her bir arkadaşın puanları oluşuyor satın almasından dolayı. Şimdi buradaki güzellik şu. Sistem diyor ki senin sağında ve solunda bulunan arkadaşlarından herhangi birisi satın alma yaptığında bu puanları en alttaki arkadaş yapmış olsa bile ben herkese ne yapıyorum? Yazıyorum. Bunlar senden, sen busun. Sonra tanıttın veya bir başka arkadaş da tanıttı. Dolayısıyla onlar satın alma yaptığında buradaki arkadaş satın aldı 198.000 PV, puan. Bu puan buna da yazıyor, buna da yazıyor, buna da yazıyor, buna da yazıyor, buna da yazıyor. Tamam? Böylece sizin grup puanlarınız oluşmuş oluyor. Her satın almadan bir puan değeri elde ediyorsunuz ve buradan da bir gelir elde etme şansımız var. Gelirde bir kazanç tavan sistemi oluşturuyor. Bunu oluşturmasındaki sebep de mutlu çoğunluk oluşturmak için. Şimdi farklı şekillerde çalışan şirketler var. Farklı hesap planları var. Onlar da bir şirketle ilk tanışanlar, ya işte bizim Türkiye'ye bir şirket geliyor. Hadi gel bakalım buna ilklerden olalım filan gibisinden bir şey duyarsın. İlk olduğunda o şirkette o kazanç planına göre daha çok paralar kazanabiliyorsun. Ama benim suçum ne? Ben 2 sene sonra tanımışım bu şirketi ama bu şirketle de çalışmak istiyorum. Onunla da para kazanmak istiyorum. Dolayısıyla burada bizim şirketimizin uyguladığı kazanç sisteminde
mutlu azınlık değil, herkes mutlu olacak şekliyle. Mutlu azınlık kazancın çoğunu götürürken, kazancın azını daha sonradan tanıyanlar, istediği kadar çalışsınlar buralara ulaşamıyorlar. Hı hı. O zaman da adaletsiz bir sistem oluyor. Bizdeki sistem adaletli olmak üzere düzeltilmiş, herkesin mutlu olabileceği bir sistem. Türkiye'deki kazanç planının şöyle, yani bu burada da benzer ama bunu tenge olarak düşüneceksin. Her gün 140 TL'den 8400 TL'ye kadar para kazanabilme şansın var. Her gün hesap kitap yapıyor şirket ve bunu ayda 26 sefer yapıyor. Cumartesi pazarlar bir olmak üzere. Valla hep kalıcı giderlerimiz var. Kiramız var, elektriğimiz var, suyumuz var, 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 var. Bunlara ait neden kalıcı bir gelirimiz olmasın? İşte onu da bu şirketten elde edebiliriz. Aslında hepimiz onun için uğraşıyoruz. Ama bir türlü hani ticarette bu kazancı her ay düzenli olarak alabilmek mümkün değil. Ancak bu şirketle çalışabilirsek, çalışırsak bunu elde etmek mümkün. Stabil olarak kazanç mümkün. Bize şunu öneriyor. Diyor ki sen bu şirketle çalışırsan, çalışmaya da devam edersen, bu trenden inmezsen senin ayda 50 bin dolar kazanabilme şansın var arkadaş. Bunu düzenli olarak alabilirsin. Bunu yapabilirsin. Benim sistemim böyle diyor. Bunun detaylarına bakacağız. Bir de burada oluşturmuş olduğumuz bu sistem bizim evlatlarımıza ve torunlarımıza miras bırakabilmemizi sağlıyor. Yalnız şimdi mirasta bir farklılık var. Biz klasik olarak ev, arsa, araba, tarla mirası bırakabiliriz değil mi? Bıraktık. Allah gecinden versin. Öldük gittik. Çocuklar kaldı. Çocuklar 2 ay sonra, 1 sene sonra ne oluyor? Ya birbirlerine giriyor. Bana para lazım diyor birisi. O zaman evi, arsayı, arabayı, her şeyi satıyorlar. Miras gitti. Fakat burada oluşturmuş olduğun işte o miras gitmiyor. Her ay alabilecekleri 6 değişik ödeme var. Ve bunu 3 kuşağa bırakabiliyorsun. Bu miras ortadan kalkmaz. Böyle de bir miras. Nasıl bu paraları kazanabiliyoruz? Şu şekilde. Bir genel komisyonlar var. Günlük olarak hesaplanan. Bir de belli bir noktaya gelince mastership, yani ustalık bonusları denilen durum var. Kore kanunlarına göre cironun %35'ini şirketler dağıtabiliyorlar. Maksimum %35'ini ve maksimum da dağıtıyor bu şirket. Nasıl dağıtıyor? Burada görülen pasta şeklinde. %30'unu kendisi alıyor. Şirketin giderleri, tanıtım teşvikleri ve hayır işleri için. Geri %70'ini burada görülen şekilde dağıtıyor. Kimle? Tüketici olup bu şirkette çalışan insanlara. %44'ünü günlük komisyonlar şeklinde veriyor. %20'sini belli bir noktaya gelmiş olan, yani ustalık yapanlara veriyor master bonuslar. Belli bir kısmında, yani %6'sını da, burası bir eğitim merkezi. Böyle bir eğitim merkezi açan kişilere veriyor bu eğitim merkezinin masraflarını karşılamak için. Üye oluyoruz. Üye olduğumuzda herhangi bir ücret istemiyor bizden. Ancak eğer sen bunu iş olarak kabul ediyorsan diyor, o zaman hani biliyorsunuz puan var demiştik. K 1000 demek, 10.000 PV'lik ürün almalısın. Lütfen ürün al diyor. Bu da bizim Türkiye'de 2 tane diş macunu, 1 tane diş fırçası seti aldığınız zaman bu 10.000 PV'yi elde ediyorsunuz. Bunu elde ettiğinizde, artık grubunuzu oluşturmaya başladığınızda oradaki insanların alışverişlerinden elde edilen puanları grup puanı olarak size yazmaya başlıyor şirket. Ama 10.000 puanınız yoksa o zaman o puanlardan faydalanamıyorsunuz. Buna erişmenin herhangi bir şartı yok. İster 3 günde, ister 5 günde, ister 5 ayda erişebilirsin 10.000 puanı. Ama 10.000 puan 200 TL'lik bir ürün yapıyor, o kadar. Ciddi olarak eğer iş yapacağım diyorsan da bunu alıyorsun. Üyelik seviyeleri var. Üye olduğunuz zaman 10.000 puandan 300.000 puana kadar. Temsilci olduğunuzda 300.000 puandan 700.000 puana kadar. Özel temsilci 700'den 1.5 milyon. Buradaki 1.5, 700.000 ve sıfırların bol olması Kore'de para birimi bol sıfırlı şu anda. Bizim eski 6 sıfırlı dönem gibi. Onun için burada da sayılar büyük. Bayi olmak için 1.5 milyon. Özel distribütör olmak için de kendi şahsiyenizin alışverişinizin 2.4 milyon olması lazım. Bunları yapmasanız da sistemde bir kaldıraç etkisi var. 10.000 puan elde ettiniz. 300.000'e gelmediniz. Buradasınız, üyesiniz. Çalışmaya başladınız.
Bir ayın sonunda sistem sizin puanlarınızı bakıyor, topluyor. Bir ay içerisinde. Sağ grubunuzda ne oldu, sol grubunuzda ne oldu? İkisinden birisi eksik oluyor. Yani daha doğrusu küçük kol veya zayıf kol diyoruz biz ona. Zayıf kolunuzda eğer 600 bin puan birikmişse, o zaman sizi sistem diyor ki iyi çalışmışsınız, tebrik ederim. Sizi otomatikman ben temsilci yapıyorum diyor. Bu şekilde 200 TL ile işe başlayıp çalışarak gelir elde etmek mümkün. Buradan kazandıklarınızı da kendi şahsi alışverişlerinizde kullanıp gerçek temsilci, gerçek özel temsilci olabilirsiniz. Yani 300 bin PV'ye yükselmenin iki değişik yolu var. Bunlardan bir tanesi kendi cebinizden ihtiyacınız olan ürünleri alarak o puanları toplamak ya da iyi çalışarak minimum 600 bin K'dan sonra temsilci olabiliyorsunuz. Temsilci olduğunuzda bir ay içerisinde bütün temsilcinin haklarından yararlanıyorsunuz. Özel temsilci olduğunuzda da özel temsilcinin haklarından yararlanabiliyorsunuz. Şimdi bunun bir de tabii şeyi var, hesaplama yöntemi var. Kişisel PV'lerimiz, yani kişisel alışverişlerimizden elde edilen puanlar hiçbir zaman için silinmiyor, ortadan kalkmıyor. Biz 10.000 PV ile başlamıştık. Günün sonunda bir hesap yapıyor. Her gün hesap yapıyor demiştim. Bir ayda 26 sefer. Günün sonunda Türkiye saatiyle saat 6'da, buranın saatiyle saat 9'da bir hesap yapıyor. Global bir server var. Sonra sizin grubunuzdaki kişilerin puanlarına bakıyor. 300 bine 300 bin dengesini bulduysa bir eşleşme oldu diyor. Bu 300 bine 400 bin olabilir, 300 bine 500 bin olabilir. Tamam. Çünkü onu kontrol etmek mümkün değil. Alışveriş yapıyor insanlar. 300'e 300 dengesi oluştuğunda o gün için size 140 TL'yi parayı yazıyor hak ediş olarak hesabınıza. 600 600 derken yok. Sağınızda 300 bin, solunuzda 300 yani bin. en az 300 bin. Tabii minimum. Minimum da 300 bin. Öbür taraf yüksek olabilir. Yani bir taraf yüksek olabilir. Küçük olan kol veya zayıf olan kol da 300 bin. 140 TL'yi yazdı. Bunu çarşambadan bir sonraki salıya kadar her hafta yapıyor. 6 sefer hesaplama yapıyor. 6 tane 140 alabilme şansınız var. Diyelim ki onlardan bir tane oldu, iki tane oldu. O haftalık şeyiniz çıkıyor. Gerçek hak edişiniz. O haftalık hak edişi 2 hafta sonra, burada 1 hafta sonra. Sizin hesabınıza, banka hesabınıza gönderiyor şirket. Şimdi bakın. Bizim kişiselimiz 10K'da. Ama 300K olduğumuz zaman, yani 300 bin PV'de olduğumuz zaman yine 300 bin sağ sol oluştuğunda bu sefer şirket bize ne yapıyor? 420 TL veriyor günlük. Dolayısıyla hızlı bir şekilde 700 bin, şey pardon, 300 bin ne yükselmek daha mantıklı. Bunu kısa zamanda yapmaya hedef edinmek daha güzel. Çünkü 420 TL alacaksınız. 420 çarpı 6 düşünün yani 2400 lira bir haftada alabiliyorsunuz. Ve ayda 4 sefer böyle günlük kazançları hesap edip 4 sefer ödeme yapıyor şirket. Şimdi bir başka durum var. Burada kalın olarak işaretlenmiş. Kişisel PV'niz 700 bin olduğunda siz bir şekilde ya kaldıraç etkisiyle ya da cebinizden satın alarak ihtiyacınız olan ürünleri satın alarak 700 bine çıktığınızda şirket size ikinci bir hesaplama formülü ortaya koyuyor. Diyor ki 15'er günlük iki periyodumuz var. Birinden 15'ine kadar, 16'sından ay sonuna kadar. Bu iki periyotta da sizin sağınızdaki, solunuzdaki, gruptaki puanları toplamına bakıyor. Orada 2,5 milyon şöyle diyelim ona. Şurada bir grubumuz var, burada bir grubumuz var. Bu da biziz. Burada 700 bin PV'deyiz. Burada da 2,5 milyon 2,5 milyon PV oluştuğunda o zaman bize ayrıca bir ödüllendirme mastership bonusu veriyor. 3.150 TL ödeme yapıyor. Günlükler hariç. Ve diyor ki sen bu şekilde oluşturduğunda ilk kariyerine gelmiş oluyorsun. Yani ilk müdürlüğü elde etmiş oluyorsun. O müdürlüğe de Sales Master diyor.
Bir kişi Sales Master olduğunda her 15 günde bir iki sefer Sales Master olduğunda kazancı 15.500 TL'ye çıkıyor. Sonraki kariyeri Diamond. Onu olduğunda 27 bin. Sharon Rose olduğunda 67 bin. Star olduğunda 135 bin. Royal olduğunda 235 bin. Crown olduğunda 300. Imperial olduğunda 335 bin TL aylık gelirlere elde edebilir. Bunu kazananlar var mı? Evet var. 3-5 tane mi? Hayır. Birçok insan var. Ama sağ ve sol altlarında acaba kaç kişi var? Kaç kişi olmasıyla önemli değil. Sadece o insanların bu ürünleri sevip kullanmalarıyla alakalı. Biliyorsunuz ki ticarette ciro. Değil mi? Yani cironun olması. O ciro kişi sayısıyla alakalı değil. Ben çok sevmişimdir. Her türlü ürünümü, burada ihtiyacım olan her türlü ürünümü burada da varsa buradan alıyorumdur. Dolayısıyla bu ürünlere aşık olan insanlar önemli. Böylece kariyerler oluşuyor. Kariyerlerden ilk işte Sales Master demiştik. 2,5-2,5 kişiselde 700 olması. Bundan sonraki kariyerleri elde etmek için grubunuzda bulunan insanlarla, o tanıtmış olduğunuz insanlarla beraber çalışıp onları da belli kariyerlere yükseltme ile alakalı çalışmaları yapıyorsunuz. Böylece atom işi aslında birlikte çalışma, grup işi. Altınızdaki arkadaşlar, daha doğrusu altınızda değil de bunu sizden sonra bu işi tanıyan arkadaşlar da beraber çalışıp onları yükselttiğinizde siz de yükseliyorsunuz. Evet. Siz bunları hepsini tanımak zorunda değilsiniz. Buradaki arkadaş sizin tanıdığınız bir arkadaş olmayabilir. Yani benim bu arkadaş tanımıştır, buraya ekler. En yakından alalım. Benim tanıştığım iki arkadaşımın da evet. Eliyle tanışması yeterli. Ben tanımasam yeterli. Yeterli. Bu tüm dünyada da yeterli. Böylece kariyerler oluşuyor. Bu kariyerler işte Imperial'a kadar gidiyor. Şimdi bu kariyerlere ilk geldiğinizde de özel ödüller veriyor şirket. İlk defa Sales Master olduğunuzda bu iki setten size hediye veriyor. Diamond olduğunuzda bu iki set artı 7000 TL nakit para. Sharon Rose olduğunuzda 14000 TL ile iki seyahat bileti, artık biraz yoruldun gezmeye gidebilirsin diyor. Star Master olduğunuzda 4 seyahat bileti, 68000 TL para veriyor. Royal olduğunuzda 338 bin TL para, 4 seyahat bileti, bir tane araç kirala, onun ücretini ben ödeyeceğim diyor. 14 bin TL'lik de size bir kredi kartı veriyor iş aktivitelerinde kullanmak üzere. Crown olduğunuzda 4 seyahat bileti, 2 milyon TL nakit para, bir tane, artık bu tabi ne kadar lüks oldu bilmiyorum ama fiyatlar şey olduğunda, 433 bin TL'lik bir araç ücreti veriyor. Kredi kartı 33 bin TL'ye çıkıyor. Imperial olduğunuzda da 6.7 milyon nakit para, 4 seyahat, bir araç, aracın şoförünün parasını da ödüyor. Sonrasında bir daire kiralayın, ofis olsun, orada da bir asistan olsun, onun da ücretini ödüyorum diyor. Bir de 68 bin TL'lik bir kredi kartını veriyor. Bu ödüllerin hepsini kazanan birçok insan var. Birçok insan bu ödülleri kazanarak hayatlarını değiştirmiş durumdalar. Onu biraz sonra soralım. Imperial Master. Bir de bu şirkette yıllık olarak kazançlara göre de bir kulüp oluşturmuşlar. Yıllık 12 bin dolar üstünde kazanıyorsanız Auto Sales Master kulübüne dahil oluyorsunuz. 100 bin dolar üzerinde kazanırsanız Leader, 200 binde Royal Leader, 400 binde Crown Leader, 600 binde Imperial Leader. Bunların oluşmasının sebebi de şu: kariyer olmadan da para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bu kulüplere girersiniz. Bu kulüplerde de özel eğitimler veriyor şirket. Bu iş nasıl gelişir şeklinde. Başarı sistemi nasıl çalışıyor? Dünyada düzenlenen başarı akademileri, merkez toplantıları, online seminerler, global seminerler ve tek günlük seminerler olmak üzere. Böylece siz bu işi çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Hem bu tip yerler var, eğitim merkezleri, oralardan öğrenebilirsiniz. Hem de artık online, her şey online'da görebiliyorsunuz. Tekrar diyoruz, hayalleri lütfen çaldırmayın. Evet, Atomi bu şekilde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bilemiyorum anlatabildim mi? Gayet güzel. Estağfurullah.